Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli arkadaşlar. Kullandığım yeni aracı tanıtayım ben. Şimdi kullandığım araç 1842 2018 model Actros. Euro 6 model, Euro 6 motor. Dorsemiz Schmitz Dorse. Rabbim kaza bela vermesin. Evet arkadaşlar, dışarıdan önce bir başlayayım. 540 litrelik galiba depomuz var. Yarı midilli tekerler. Hava tüpleri arkadakiler. Akü arkada yine Mercedes'lerde. Bakıyoruz. Normal kablolar. Şu arkadaşlar. Şunlar takviye yapılacağı zaman buraya bağlanıyor değerli arkadaşlar. Artı buraya, eksi buraya. Bir daha aküye açıp da artıyı, eksiği uğraşmıyorsunuz. Bu modellerde burada değerli kardeşlerim. Takviye yapmak için eğer şey yapacaksanız AdBlue deposu. Ön kaputu açmak için şurada bakın mandal var. Şu mandalı şöyle bu tarafa doğru. Bunu bu tarafa, bunu ise yıldıza doğru. Yıldıza doğru çevriliyor. Ve kaput açılıyor. Bu motor suyu, motor yağının konduğu yer. Burası cam suyu konulan yer. Elektrik, yağmur sileceği motorudur. Radyatör, radyatörün soğutma, kapatıyoruz. Şöyle özellikle tutma yerleri var arkadaşlar. Oradan açılırsa daha iyi olur. Hafif şöyle bastırılıyor ve kapanıyor zorlamadan fazla. Evet, iki silecekli. Şu arkadaşlar şerit takip ve fren sistemi, öndeki araç durduğu zaman frenlemeyi yapan alıcılar. Aracın maşallahı var. Çok sevdim arkadaşlar. Burada göz var. Şu yan gözleri, avadanlıkları göstereyim. Maşallah meydan gibi. Evet. Ayakkabılar. Yağmur suyu. Spanzetler. Geniş. Çok güzel. Bu taraftaki avadanlığı açalım. O bu tarafa nispeten. Onun da açma yeri burada. İki kere basılıyor arkadaşlar. İki kere basınca salıyor. Diğer tarafa nispeten daha basık. Burada da kriko falan filan var. Avadanlıklar. Evet. Araç 1, 2, 3, 4. basamakta içerideyiz. Yolcu koltuğumuzda böyle kalkıp buraya isterseniz başka malzemeler de konabiliyor. Çok güzel. Sigortaların olduğu yer.
Bu da yine çekicinin körüklerini kaldırıp indirmeye yarayan kumanda değerli arkadaşlar. Burada fonksiyon olarak yukarı kaldırıp indirme, süspansiyon. Ben onu kullanmıyorum fıtığa sebep olduğundan dolayı. Bu geri kaldırma şey. Bu da yukarı kaldırıp indiriyor ön tarafı. Şöyle biraz hafif şekilde ileri doğru kaykılıyor. Bu da ileri geri alma. Şu değerli arkadaşlar bakın, düğmeler burada, fonksiyonlar. Yumuşaklığını, sertliğini. Şu da şu oturulan yeri. İleri geri alma. Bunu kaldırınca şu bölüm ileri doğru çıkabiliyor veya geriye doğru giriyor. Şu ayakla basılıyor. Direksiyonu indirip kaldırma. Fonksiyonel hale getirme düğmesi. Arkadaşlar yine içeriden tanıtıma yukarıdan başlayacağım. Sunroof'u var. Sunroof'u idare etme düğmesini biraz sonra göstereceğim. Sunroof da aynı zamanda arkadaşlar sineklik de var. Şu şekilde kaydırılıyor. Getirip buraya iliştiriliyor. Açarken de yukarı kaldırılıyor. Geri doğru gidiyor. Üst yatak değerli arkadaşlar. Naylonu bile açılmamış. 2018 model. 4. ayda 4 yaşına girecek araç. File konmuş. Gerekli şey konacaksa oraya konuyor. Evet, lambası var. Aynı zamanda Webasto'yu idare edecek düğmesi de var arkadaşlar. Webasto'yu idare ediyor. Aynı zamanda radyoyu açma kapatma düğmesi. Yanındaki üçgenlerde o işe yarıyor. Yukarıdan aşağıya inmeden veya buraya uzanmadan değerli arkadaşlar açma kapama düğmesi konmuş. Yatak çok rahat sevgili arkadaşlar. Yatağı kaldırmak için yukarı kaldırılıyor. Şu kemerler tutuyor zaten, otomatikmen giriyor. Açmak için de düğmeye basılıyor. İki taraftan da eşit bir şekilde yatak iniyor. Buraya çok güzel bir perde koymuşlar. Ayrıca üstteki sadece ön perdeyi değil, yatakta yatan da sevgili arkadaşlar karanlık olsun diye, rahat yatsın diye üstte de perde var. Bu stor perdeyi de daha sonra bizim patronlar eklemişler. Aşağı yatağa geliyoruz. Önceki yataklar dardı arkadaşlar. Şurası şu kadardı. Kocaman yer. Maşallah, yani ben biraz geniş birisiyim. Çok rahat. Ev rahat yatağı gibi. Uykunu çok güzel alıyorsunuz arkadaşlar. Yatakta sağlam. Enfes bir konumda. Daha bakın geniş. İki tarafta eşit. Baş ve ayak tarafı. Burada cepler var. Bu perdesi. Perde ta ön cam tarafından çekiliyor buraya kadar. Burada da var. İkisi bir araya geliyor ortada. Geniş bir gece haline getiriyor arabayı. Yine fonksiyonel bir yataktan idare edilen Webasto açılıyor. Yani aracı motor çalışmadan ısıtan sistem Webasto. Lambası var. Radyoyu açma kapama düğmesi, sesini azaltıp artırma düğmesi. Bu buradan sunroof'u açma düğmesi. Bu sunroof'u kapatıyor arkadaşlar. Bu lambaları açıyor, kapatıyor değerli arkadaşlar. Burada küçük bir göz var, iki tane. Karşı tarafında hakeza iki tane yine gözler var, kullanılabiliyor. Kapı üstünde bir cep var. Buraya da konuyor. Yine simetrisinde tam karşısında da var. Bunlar arkadaşlar devre dışı. Eğer fazladan ses sistemi yaptırmak isteyen varsa buraya hoparlör konuyor. Asıl hoparlörler kapının sağında ve solundakiler çalışıyor arkadaşlar. Şurada da hoparlör gibi sistem var. O da hoparlör. Fakat o hoparlörde
Eğer şerit takibinde şeritten dışarı çıktığınızda sağa veya sola oradan rahatsız edici bir ses geliyor. Bunu ileriki kayıtlarda da duyarsınız inşallah. Geldik şimdi aşağıya da aşağı şeylere gelelim dolaplara. Dolaplar sevgili arkadaşlar 44'e göre biraz az. Bu orta kabin, bir de mega kabin var, bir de bunun küçüğü var, daha basık. Özellikle hafriyat inşaat firmalarında kullanılan araçlarda. Yani şurada bir kapatma şeyi olabilirdi, kapak olabilirdi bunun gibi. Güzel olurdu, en azından düşmezdi eşyalar. Burada yine bir cep var. Ortada bir cep var. Burada bizim takograf var. Kartları koymak için. Çeşitli. Koltuğu çok güzel değerli arkadaşlar. Rahat. Buradan isterseniz yatarken iyice mekan açılabiliyor. Bunu da yatırabiliyoruz bu koltuğu da. Mekan çok güzel genişliyor. Efendime söyleyeyim, koltuğu geride çekebiliyorsunuz. Fazladan yer de var. İsterseniz yatağı kaldırıp yukarıya doğru değerli kardeşlerim. Biraz daha koltuğu geriye doğru gelebiliyor. Fakat ben boyuma göre herkes kendi şeyine bacakları uzun olan varsa geriye doğru itekler. Koltuğa oturduğumuz zaman arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Dediğim gibi ayak tarafında şurada düğme var. Bu düğmeye ayağımla basıyorum ve direksiyonu çekiyorum. İster içeri doğru, ister dışarı doğru çekebiliyoruz. Fonksiyonel. Çok güzel. Kırmalı. Şimdi şöyle şuradan başlayayım ben tanıtmaya. Burası hız kadranı. Burası yakıt deposu göstergesi. Burada saati ve santigrat dereceyi gösteriyor. Burada beyindeki efendim bilgiler, bilgi ekranı burası. Burası devir saati, devir kadranı. Altındaki de AdBlue kadranı değerli arkadaşlar. Yine burada da bilgi dijital ekranı var. Şimdi direksiyonun üzerinde de fonksiyonlar var. Bluetooth'la bağlanabiliyor arkadaşlar. Telefonu açma kapama düğmesi. Burası önceden şu yan taraftaydı. Şuradaydı. Limitini efendim hız sabitleyici, cruise control de deniyor. Bunların idare edildiği bölüm. Buna bastığınız zaman o anki hız mesela diyelim 70'e bastınız. 70 ile gidiyor, 70 ile gitmesini istiyorsunuz. Buna basarsınız değerli arkadaşlar. Eğer önceden göstergede yazan hızda kalmasını istiyorsanız diyelim 60'ta siz orada 70 yazıyor. Şuna bastığınızda da 70'i ayarlıyor. Şu. Bu yine cruise kontrolü çalıştırma. Off ise çıkma. Gerek limitten gerek de cruise kontrolden çıkma, hız sabitleyiciden çıkma düğmesi. Bu da bilgi ekranı. Şu arkadaşlar ekranı idare eden, bilgi ekranını idare eden düğmeler. Bastığınız zaman iki tane yakıt şeyini takip ediyor. Birisi ben bir haftalık kullanıyorum. Diğerini ise seferlik ne kadar yaktığını hesaplamak için kullanıyorum. Bunlar ses açıp kapatma düğmeleri radyonun. Geldik değerli arkadaşlar. Çalıştırma olarak otomobillerde olduğu gibi start stop'la çalışıyor değerli arkadaşlar. Kapıları açma kapatma aynı zamanda. Bunu olduğu gibi şu yuvaya sokuyoruz. Daha sonra bir kere basıyoruz. Bakın bir kere basınca. Sonra bir kere daha basıyoruz arkadaşlar. Hani kontağı çevirme modları var ya. Lambalar yanıyor. Bilgisayar kendini kontrol ediyor. Daha sonra lambalar söndükten sonra basılı tutarak çalışmasını bekliyoruz.
Alınca da parmağımızı çekiyoruz. Evet, plak aydınlatması arızalı diyor. İşte kastettiğim olay bu. Seferlik işte 981 kilometre gitmişim. Bu seferim 18 saat sürmüş. Saatte 55 kilometre ortalama. 28,9 bu artı 1 oluyor. 29 yani 30 litre civarında 29 virgül küsür. Tonajlı çalıştık arkadaşlar. Tonajlı gittik, yine tonajlı geldik. Şimdi yine imdadı burada değerli arkadaşlar. İmdadı burada. Yani el freni. Vitesi nasıl değerli arkadaşlar? Vitesi de şu şekilde göstereyim. N'de yani boşta. Böyle olunca ileri. Böyle olunca da geri değerli arkadaşlar. 12 vites yine. Bu da retardar. 1, 2, 3, 4 ve 5 kademeli 5 tırnaklı retardarı var arkadaşlar bunda. Şunu da unutmadan geçmeyeyim arkadaşlar. Otomatik ve manuele geçiyor. Yani aracımız triptonik bir araç. Buna basınca, bakın ekranı göstereyim. Buna bastığım zaman şurada M harfi yazıyor. Dikkat ettik mi? Manuel. O düğmeye basıyorum yana doğru. Otomatik. Ekonomi bölümüne geçiyor otomatikten. Yine basınca manuele geçiyor. İster otomatiğe bastığınız zaman, gaza bastığınız gibi vitesleri kendisi ayarlar. İsterseniz manuele aldığınız zaman değerli arkadaşlar. D'ye aldığınız zaman ileriye. Bunu kendinize çektikçe vites büyür. Bakın burada da gösteriyorum. Yukarı doğru kendinize doğru çektiğinizde vites büyür. Geri doğru iteklediğiniz zaman sevgili arkadaşlar vites küçülür. Evet, şimdi boşa alıyorum. Boşa aldım. Geri gitmek için ise R'ye aldım. R'de de iki kademe var. Bir seri var, bir de ağır var. Yine kendisi çektim. R2'ye geçer. Geri itelim, R1'e düşer değerli arkadaşlar. Bu da manuel kullanımı. Otomatikte arkadaşlar iki çeşit, bir ekonomik yazıyor, bakın ekonomi yazıyor, bir de normal otomatik yazıyor. Otomatik yazınca sadece A yazınca çok yakar, ekonomi yazınca daha az yakıyor. Arkadaşlar diyebilirsiniz ki yani bir otomatik var, bir de otomatiğin ekonomisi var diyor. Yani nasıl yapmamız lazım? Bu tuşa arkadaşlar çok hafif basıldığı zaman, çok hafif basıldığı zaman otomatik ve otomatiğin ekonomisi oluyor. Biraz daha güçlü bastırdığın zaman manuele geçer. Biraz daha güçlü bastırdığınız zaman otomatiğe. Hafif dokunduğunuz zaman ekonomiye geçiş yapıyor. Şöyle. Çok hafif. Bakın göstereyim ekrandan da. Çok hafif basıyorum. Şu anda ekonomide. Çok hafif basıyorum otomatikte. Eğer güçlü basarsak arkadaşlar bu sefer manuele geçiyor. İnce bir nüans noktası var orada yani. Bunu da ifade edeyim, sonra aklınıza takılabilir. Çok hafif basıyoruz. Ekonomiden otomatiğe. Evet. Çok güçlü basarsak manuele geçiyor. Çok güçlü basarsak yine ekonomi olduğu bölüme geçiyor. Sol taraftaki simetrisinde kalan bölümde ise şuna bastığımız zaman cam suyu veriyor. Camı temizliyor. Bu arkadaşlar sileceklerin hızları. Selektör sola, selektör sağa. Lambalar buradan yanıyor arkadaşlar.
Şu anda kısalar. Uzunu yakmak için itekliyoruz veya selektör yapıyoruz uzunla. Burada sisleri yakmak için şu şekilde çekiyoruz değerli arkadaşlar. İki kademe, bir ön bir de arka. Evet. Şu anda kısalar yanıyor, lambaları da kapatalım. Geldik şu tarafa değerli arkadaşlar. Buradan başlıyoruz artık. Bu dingil kaldırma ikisi de, fakat bu ortadaki, bu öndeki. Öndeki çalışıyor bizde, fonksiyonel. Şimdi bastım, indirdim. Bu sunroof'u açma kapama düğmesi. Net görünüyor mu? Sunroof'u açma kapama düğmesi. Bu birinci dingil, bu ikinci dingil. Bu üst lambalar arkadaşlar. Basıyoruz, açılıyor, basıyoruz, kapanıyor. Bu ise kitap okuma, yani şoför tarafındaki üstteki tek lamba. Onu yakıyoruz. Bu hafriyat çalışmış arkadaşlar. Hafriyat çalıştığı için buraya koymuşlar. İşte damperi kaldırma, hızlı kaldırma, yavaş kaldırma, silkeleme falan filan. Damper çalışmadım ben, o yüzden duyduklarımı şey yapıyorum, söylüyorum. Radyo, radyosu buradan açılıyor değerli arkadaşlar. AUX kablosuyla idare etme şu bölümden. Şu ses açıp kapatma aynı zamanda arkadaşlar. Sesini açıp kapatıyor. Açma kapama düğmesi. Bu taraftakinde ise çeşitli modlar var. Ok işaretiyle geçiyoruz. Telefon bağlantısı var. Efendim baslar, ayarlar var. Bu da radyolar. Evet, aşağısına bakıyoruz. Klima, dijital kliması var değerli arkadaşlar. Şöyle açıyoruz klimayı. En güçlüsünü almamıza rağmen değerli arkadaşlar, yani diğer araçlardaki bir gürültü yapmıyor. Yani diğer araç dediğim 1846 şey Ford kullanmıştık, öyle çok gürültü yapıyordu. Çok tatlı bir sesi var, rahatsız etmiyor. Zaten o yüksekte kıstığın zaman hiç hissetmiyorsun bile. Bazen açtığımı bile unutuyorum. Bu bastığınız zaman içerideki havayı çeviriyor. Bunu kapatırsanız eğer arkadaşlar, dışarıdan temiz havayı alıyor içeriye. Buhar yapmaması için bunu kapatmanızı tavsiye ederim. Dışarıdan hava almanızı tavsiye ederim size arkadaşlar. Yoksa camda buhar yapar. Bu ise arkadaşlar fonksiyonları karşıdan veriyor. Göğüsten yani. Bu yukarıdan veriyor. Efendime söyleyeyim, yani camlara. Bu üçünü birden ayaklara, karşıdan ve yukarı cama. Bu ise sadece ayaklara. Eğer buna bastığınız zaman da arkadaşlar high diyor. Yani yüksek olarak şiddetli bir şekilde cama veriyor. Evet, saati kuruyorsunuz burada. Saati ona göre ısıtıyor. Bu Webasto'nun düğmesi. Bu sıcaklığı yükseltiyor. Bu ise düşürüyor arkadaşlar. Bu da kliması. Klima düğmesi. Ekonomik boyutları var. Şu anda kapalı. İki çeşit, bir ekonomik var. Bir de yüksek. Şeyde, yakıttan şey yapıyor arkadaşlar. İndik aşağıya düğmeye. Bu değerli arkadaşlar yokuş kalkış. Yokuşta aracı geriye kaydırtmıyor. Sen gaza basınca o biraz sonra salıyor kendini. Yukarı çıkıyorsun geriye kaymadan. Bu antipatinaj. Bu diferansiyel kilidi. Bu şerit takip. Şeritten dışarı çıktığınız zaman arkadaşlar wing 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 wing, yanda sağdaki ve soldaki. Sağa çıktıysanız sağdaki şiddetli bağırıyor. Sola çıktıysanız soldaki hoparlör bağırıyor. Bu ise arkadaşlar frenleme sistemi. Öndeki araç yakın olduğu zaman seni başta uyarıyor. Daha sonra fren yapıyor öndeki araca çarpmamak için. Burada yine bildiğiniz arkadaşlar yol seviyesine alma düğmesi. Yandaki koltuğun yanındaki düğme var diye, körükleri ayarlama çekicinin.
Buna bastığınız zaman aşağıdaysa yukarı, yukarıdaysa yol seviyesine getiriyor. Daha doğrusu yol seviyesine getiren düğme. Bu ise durduruyor. İnerken buna basarsın durar. Durur yani, artık indirmez. Dörtlüleri yakıyor. Yine bu da çamur takviyesi galiba. Bu değerli arkadaşlar geri alarm var bu araçta, yani Dorse'de geri çıkarken ötüyor ya alarm, bing 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 bing. İşte buna bastığınız zaman geceleyin, diyelim tır parkında veya bir şehrin içindesiniz, rahatsız etmemek için geceleyin buna basınca o sesi kesersiniz değerli arkadaşlar. Söyle, aux kablosu var burada, aux kablosunun takıldığı yer var teyp için. Yan tarafta da ya bir USB girişi koymamışlar. USB'yi buraya takıyorsunuz, bir alet var, kısa bir kablo. O kabloya USB girişini takıyorsunuz, sonra ucundaki girişi de buraya takınca USB'den de müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim ne kaldı? Burayı söyledik. Çakmaklık var. Çakmaklık 24'lük arkadaşlar. Burada da bir 24 daha var. Şöyle. Ayrıyeten bu yan tarafta da yine bir 24'lük var. Şöyle çekeyim, 24'lük. Burada da bir tane de 12'lik var. Bir tane daha var burada. Buraya küllüğünü koyuyor arkadaşlar. Küçük bir cep var. Fişler konuyor. Burası kullanılmıyor. Burada iki tane bardaklık var. Geldik kol tarafına. Kol tarafında da arkadaşlar camları açıp kapama düğmesi, aracı kapılarını kilitleme, açma. Bu ayna ısıtıcısı. Bastığınız zaman aynayı ısıtıyor, suyu kurutuyor. Buharsa buharı götürüyor. Bu soldaki aynayı, bu da sağdaki aynayı. Büyükleri unutmayın arkadaşlar. Kör nokta aynaları sabittir. Onlar hareket etmez. Evet. Bunlar da açma, yani aynaları sağa, sola, ileriye, geri, yukarı, aşağıya doğru hareket ettiriyor. Şöyle basalım. Kapatmak için ise arkadaşlar basılı tutuyoruz ve araç stop ediyor. Malum gaz, fren sağa kullanır otomatiklerde arkadaşlar. Bunu da hani ilk bilmeyen arkadaşlar için, sol ayak kullanılmaz. Çünkü frene eğer sol ayakla basarsanız araç kazıklar. Çünkü buna debriyaja sert basıldığından dolayı bu ayak sol ayak alışmıştır. Frene bastığınız anda çakılır araç. Ama sağ yumuşak hareket ettiğinden dolayı, gaz ve frenden dolayı alışıktır değerli arkadaşlar. Evet, bunu da antiparantez ifade edelim. Yanda kapı kolunda bir gözü var. O tarafta da çok güzel kullanışlı araç arkadaşlar. Bakın tünel de deniyor buna. Hörgüç de deniyor. Küçük, diğerleri gibi değil. Hemen ayağını atıyorsun, üst tarafa geliyor. Gaza şeye dokunmadan da mesela dayanmıyor buna. Bazılarında şöyle dayıyorsun gaza basmak için. Rahat bunda. İstersen buraya dayan böyle. Bu şekilde daya. Gaza bas. İstersen ortada bir buna, ister frene basacak şekilde durabiliyor ayak. Evet. Bir tane dolap koymuşlar buraya. Yani eşyayı topluyor. Yani buzdolabı da buna eklenebilir arkadaşlar. Buzdolabının fanının konacağı taraf. Konsa çalışabilir, isteyene opsiyonel olduğundan dolayı koymuyorlar. İstememişler. Öncekiler yani bunu alanlar. Aracımız elhamdülillah. Ha bu da arkadaşlar benim çöp poşetim. Yanlış anlaşılmasın. Ben etrafa atmıyorum. Camdan aşağıya sallamıyorum değerli arkadaşlar. Çöplerimi koyuyorum. Bunu atacaktım da burada çöp tenekesi yoktu. O yüzden atamadım.
Arkadaşlar, aracımızı temiz tuttuğumuz gibi etrafımızı da temiz tutmamız lazım. Hani meyve kabuklarıdır, meyve çekirdekleri olunca böyle tarlalara doğru atıyorum. Çünkü bunu önceden de söylemiştim. Onlar yine meyve ağacı haline gelebiliyor. %50'si arkadaşlar meyve ağacı haline gelebiliyor. Kabuklar da gübre haline gelir. Burada söylemek istediğim başka bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Hani aracın gidişinden memnunum. Alınır mı? Alınır arkadaşlar. Çok güzel bir araç. Ha, rampada biraz şey yapıyor. Rampası fazla iyi değil. Ama güzellikleri yanında arkadaşlar. Ona da katlanacaksınız. Yakıtı çok güzel. Yakıtı çok güzel. Az yakıyor. İktisatlı bir araç. Ben çok memnunum. Evet, şu da arkadaşlar dorse kesip takarken akşamleyin olduğu zaman çekicinin arkasında, kupanın arkasında lamba var. O lambayı yakıyor ki dorseyi görmek için. Kabloları bağlarken bu düğmeye basılıyor, lamba açılıyor aracın arkasında. Evet, Rabbim kaza bela vermesin. Güneşliği bu taraftan böyle açılıyor. Diğer tarafta ise normal önceki araçlarda olduğu gibi bu şekilde açılıyor. Ha, bunun sebebi hikmetini bilmiyorum. Nedendir? Belki hani o tarafta olduğu zaman değerli arkadaşlar kapatırken zorlanma olduğundan dolayı. Ha, bunu şöyle tutarsın, açarsın. Kapatmak istersen de şöyle iteklersin ama onu neyse bilmiyoruz. Sebebini bilmiyoruz. Evet, aracımız bu. Rabbim kaza bela vermesin diyoruz. Güzel bir araç. Bu da yine başta söylemiştim. Bir kere daha söylüyorum. Şerit takip ve frenleme sisteminin olduğu alıcı sensör olan makine. İyi günler diliyorum değerli arkadaşlar.